objede beni heyecanlandıran şey, karşıtlığı ve paradoksu yansıtıyor olması. İlk önce sizi kendine çekiyor, sizi büyülüyor. Çok gösterişli, göz kamaştırıcı, 22 ayar altın. Sizi kendine çeken esas şey ise el işçiliği. Dantel motifiyle kaplı ve tek boynuzlu at, yabani tavşan, ejderha ve maymun gibi mitolojik hayvanlarla bezeli. Babür kafes motifiyle kaplı. Kanatlı maymunların desteklediği üç ayak üzerinde duruyor. Ve tüm obje bir kuşla taçlandırılmış. Tüm bunlara baktığımızda sorduğumuz soru ise nedir bu? Baktığımızda içinde bir şeyi sakladığını görüyoruz. Böylesine abartılı bir obje içinde oldukça değerli bir şeyi saklıyor olmalı. Açtığınızda ise karşınıza kahverengi bir taş çıkıyor. Altın ile kaplanmış. Ki bu aslında keçi veya antilop gibi bir hayvanın tüyleri ve diğer organik maddeleriyle karışmış safra taşının taklidi. Birçok insan bunları biriktiriyordu. Goa'daki Portekizli cizvit rahipler bunları toplardı. Bunlara Farsçadan gelen ve anlamı panzehir olan bezoar taşı yani panzehir taşı deniyor. Bu taşların tılsımlı, tedavi edici bir yapısı olduğu düşünülüyordu. İnsanlar hastalıklarından, rahatsızlıklarından kurtulmuş, tedavi olmuş hissediyorlardı. Bu taşları bu kadar kıymetli, değerli kılan şey işte bu. Zamanla çok nadir bulunmaya başladılar ve cizvit rahipleri de organik ve inorganik maddeleri kullanarak kendilerince bu taşlardan yapmaya koyuldular. Sanat eserleri her zaman göründükleri gibi değildir. Özenle işlenmiş, oldukça abartılı kabı ile içindeki ürpertici, beklenmedik şeyin arasındaki uyumsuzluk bence bu eserin ilginç bir özelliği. Şahane bir zıtlık var. Tamamıyla sizi şaşırtıyor.